Gelin isterseniz haftanın en çok konuşulan bir başka haberine geçelim. Bildiğiniz gibi bu hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şebi Arus törenleri kapsamında bir Mevlevi tören düzenledi. Ancak bu tören başta İslami kesimler olmak üzere pek çok kişi tarafından da tepki aldı. Bu nasıl Mevlevilik dendi? Bir süre sonra tartışma alevlendi. Tartışmaya Mevlevi dünyasını yakından bilen isimler, müzisyenler, neyzenler de katıldı. Bunlardan bir tanesi, tanıyın ya da tanımayın, hepimizin saygı duyduğu Kutsi Ergüner. Kendisi hayatını bir neyzen olarak müziğe vermiş, aynı zamanda Mevleviliği de birebir yaşayan bir isim. Bu yüzden hangi Mevlevi tarikatı çakma, hangisi değil yakından da bilen bir isim. O kadar ki şu anda tartışmalara konu olan bu Mevlevi tarikatını da, kuruluşunu da, şeyhini de birebir tanıyan bir isim. Gelin isterseniz Sayın Kutsi Ergüner'e soralım. Kutsi Bey, neydi Allah aşkına bu hafta yaşadığımız? Neyle karşı karşıyayız şu anda? Çakma bir Mevlevi şeyhiyle mi karşı karşıyayız? Siz tanıyor muydunuz bu şeyhi? Malum haliniz bu son 17 Aralık Mevlevi Sema gösterisinden sonra buna sahiplenen İstanbul Belediyesi olduğu için o semağında geleneklere uymamasını bahane ederek birçok kimse bunu bir siyasi polemik haline getirdi. Öncelikle altını çizmek istiyorum. Mevlevi geleneği, Mevlana ve Mevlevi tarikatı hiçbir siyasi partinin malı olamaz veyahut da hiçbir belediyenin malı olamaz. Şimdi bizde tarikatlarda, tasavvuf adabında önemli olan hüsnü zandır. Yani bir kimsenin maksadının, niyetinin iyi olduğuna inanmaktır evveliyatta. Şimdi siz buna bu olayda bir takım kasıtlar ararsanız o zaman hüsnü zan, yani tasavvuf adabında gelenekteki terbiyeye aykırı olursunuz. Bu belki iyi niyetle yapılmış bir şey de olabilir. Esas önemli olan konu bu gösteride malum haliniz işte Kur'an-ı Kerim Türkçe okundu, kadın erkek beraber dönüldü diye bir takım tenkitler oldu ve bu tenkitler haklıdır. Çünkü gördüğümüz Mevlevi Sema diye gösterilen şey Mevlevilik tarikatının ve geleneğinin hiçbir şeyine uymuyor. Şimdi sorulacak soru buna, bu değişikliğe, bu diye eski tabirle bid'at, bu yeniliğe yapmaya bir kimsenin hakkı var mı yok mu? Bunu soruyu sorarsak ben şöyle bir cevap veriyorum. Biliyorsunuz Hristiyan dünyasında da mesela bir Katolik kilisesini aldığınız vakit hiçbir kadın ben papaz olacağım diyemiyor ve böyle bir şey de yok. Veya bir kadın kardinal, evek veya papa görülmedi şimdiye kadar. Veyahut da onların geleneğinde papazlar evlenmediği için hiç kimse de ya bu devir 21. asırda böyle şey olur mu, ben evleneceğim, yenilik yapacağım falan diye bir şey ortaya koyamıyor. Niye biz Mevlevi tarikatının geleneğinde ilericilik yapacağım diye böyle bir değişikliğe kendi kendimize müsaade veriyoruz? Bu mümkün değil. Bu bir yanlıştır. Kutsi Bey, kimin çakma, kimin gerçek olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Siz nasıl ayırt ediyorsunuz? Şeyh olmak için ne gerekiyor? Yani benim bugün şartları içerisinde efendim benim dedem şeyhti, babam şeyhti veya ben bilmem kimin neslindeyim, neslindenim diyerekten böyle bir hani eskiden eski tabirle yol evladı, bel evladı derler. Ben tabii çoğu zaman bu ikisi bir araya gelmiş ama gelmek zorunda da değil. Yani ben dedem, babam benim şeyhti diye benim de şeyh olmam gerekmiyor. Çünkü biliyoruz ki birçok peygamberin evladı babasına inanmadı. Hatta daha şeye de gidersek, İslam tarihine girersek mesela Hazreti Peygamber'in amcaları Ebu Leheb ile Ebu Cehil amcaları oluyorlar. Onlar da peygambere inanmadılar. Yani bu bir akrabalık mevzuu değil, bir yetişme mevzuu. Kutsi Bey, ben daha yeni Konya'daydım. Bizzat yerinde gittim, inceledim, baktım. İnanılmaz büyük bir hazineyle karşı karşıyayız aslında ama gördüğüm kadarıyla bu hazine de, bu manevi hazine de sömürülmeye çok açık. Sizce bunun korunması için ne yapmalı? Nasıl korumalıyız bu geleneklerimizi, adetlerimizi ya da dinin söylediklerini, olması gerekenleri? Vallahi şimdi bu tabii ki tarikat kültürünün, tarikat mirasının yaşaması mümkün.
Şimdi iki şeyi birbirinden ayıralım. Bugün tasavvuf ilmi diye ortaya çıkan konu nedir? Çünkü tasavvufla ilgili yazılmış kitaplar var. Bir Sulemi tezkiresi var. Feridettin Attar'ın eserleri var. Hakim Senayi'nin kitapları var. Efendim Mevlana'nın bütün eserleri, makalatlar, Şems-i Tebrizi'nin makalatı, Sultan-ı Ulema, Mevlana'nın babasının makalatı, Kitab-ı Marifi, oğlunun Kitab-ı Marifi, Mesnevi-i Şerif, Fihi Mafihi, bir sürü kitap var, bir sürü eser var. Bunları bir kere okumak lazım. Hatta Mevlana kendi eserinde diyor ki, Mesnevi okumakla irfan sahibi olunur. Şimdi kulaktan dolma laflarla böyle bir takım iddialarda bulunmak doğru değil. Bu konuda iki şey var. İlimlerde nakli ilimler, akli ilimler diyoruz. Nakli ilim deyince yani bir nesilden bir nesile nakil edilen bilgiler, tecrübeler, yaşam bilgileri. Bunların içerisinde mesela evliyaların tezkireleri vardır. Yani eski tasavvuf ehli nasıl yaşıyordu? Kimdi bunlar? Mevlana nasıl yaşıyordu? Ne söyledi? Neler yaptı? Hangi konularda ne reaksiyonlar gösterdi? Bunları bilmiyoruz. Bunları okumamız lazım. Ve Mevlana'nın etrafında yaşayan insanlar, başta Spehsalar ki Mevlana'yı bizzat yaşamış, dervişi olmuş bir kimsedir. Onlar yazmışlar. Ya bunları okumak varken biz Ali Bey, Veli Bey veya hatta onu da bırakın, İngiliz, Fransız yazarların kitaplarına binaen Mevlevicilik oynuyoruz. Bunlar doğru değil. Yani aforizma dediğimiz bir takım atasözlerinle Mevleviliği yaşamak mümkün değil. O eserler, yani o yazılı mirasın nakil olarak genç nesillere taşınması lazım ki ona binaen akli dediğimiz, yani Allah'ın verdiği bir ilhamla, Allah'ın lütfunla o sözleri yaşayan bir insanın tanınabilmesi lazım. Şimdi şimdi size birisi dese ki ben Mevlevi şeyhim, biz bu adamın yalancı mı, değil mi, arif mi, kamil mi, yoksa eşkıya mı, evliya mı olduğunu nereden bileceksiniz? Ölçüsü ne bunun? Bu ölçüleri bilmek için de o edebi nakli mirası okuyup hazmetmiş olmak lazım ki elimizde bir ölçü olsun. Ya şimdi bugün yaşananların sonucu ne oluyor? Bazı İslami çevreler sümme aşağı Mevlana'yı kafir ediyorlar. Tüp tekfur diyen, tekfir edenler var Mevlana'yı. Niye? Çünkü Mevlana'yı bugün Mevleviyim diyen insanlardan görüyorlar. Ben sözümü şundan bitireyim. Biliyorsunuz Hasan Basri Hazretleri'nin yani ilk tasavvuf ehlinden söylediği bir sözdür. Demiş ki Hazreti Peygamber'in eshabı sizi görse kafir sanardı. Siz onları görseniz deli zannederdiniz. Şimdi yani bugünün insanınla Mevlevi geleneğinin geliştirdiği adab, erken yaşam şeklinin uyuşması mümkün değil. Bunu yeni bir şekil alabilmesi için de o mirasa sahip olmak lazım. O mirasta önce nakil edilmiş olması gereken eserler, okunması gereken eserler bilgidir. Yani aklın nasıl zenginleşmediği, fikrin zenginleşmediği bir ortamda halin de doğru olması mümkün değil. Sayın Kutsi Ergüner, çok çok teşekkür ederim 5'ne 1 kay katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bugün karşınıza önemli ve ses getireceğine inandığımız bir dosyayla geldik. Çok uzun bir süredir üzerinde çalışıyorduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım gazetecilik olarak biz de üzerimize düşeni yapabilmişizdir. 5'ne 1 kay çok kısa bir ara verelim. Ardından bugün de programımızı bitirelim.